Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Posta Kulübü özel yayınımızda sizlerleyiz ve çok değerli konuğum da bugün bizlerle efendim. Kendisi Adıyaman'dan geliyor. Simay Pastevi'nin sahibi Remziye Gürler konuğumuz. Remziye Hanım'a dilerseniz hoş geldiniz diyelim ve keyifli sohbetimiz de başlamış olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız Hoş bulduk. Remziye Teşekkür Hanım? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok mersi bizler değil. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 24 Kasım 1971 Adıyaman doğumluyum. Lise mezunuyum. Bir erkek, ikisi kız, dünya tatlısı, üç çocuk annesiyim. Maşallah. Evet, biri 25, biri 21, biri 8 yaşında. Oy. İki tanesi üniversitede. Adıyaman'da ikamet etmekteyim. İş yerim de Adıyaman'da. İşletmem Adıyaman'da. Tamamen doğal, organik. Kesinlikle gıda boyası kullanılmıyor. Yapay hiçbir şey yok. Yani pastanelerde kullanılan hiçbir şey bizde kullanılmıyor. Kendiniz evde nasıl yapıyorsanız her şey Güzel. Aynı, organik. Harika. Tatlandırıcı Nasıl yok. Doğdu peki bu? Ya bu 17 yıl böyle maddi sıkıntı çekmediğim bir evliliğim vardı. Sonra bir gün bu rüya sona erdi eşimin nedensiz işten ayrılmasıyla. Ondan sonra bu süreç 3 yıl sürdü. Bu 3 yıl içerisinde ben işte neden böyle oldu? Ben çalışıyor olsaydım bu sıkıntılar olmayacaktı gibisinden kendi kendime çok böyle sorular sordum. O dönemde oğlum da İTÜ'yü kazanmıştı, doğal gaz petrol mühendisliğini. Benim o esnada bu işe artık bir el atmam gerektiğini düşündüm. ve 6 yıl öncesinde kızım 1 yaşındayken engel tanımadan böyle bir şeye giriştim. Şahane. Evet. Kızınızın adı mıdır? Simay. Evet. Simay. En Şansı küçük. uğur Evet. Olsun Evet. Amin inşallah. inşallah. Simay Pastevi böylelikle doğmuş Doğdu. oldu. Evet. Evet. Peki neler yaparsınız Remziye Hanım? Tamamen dediğim gibi bir evde yapılacak her şey, annelerimizin yaptığı, ablalarımızın yaptığı, kendimizin yaptığımız, işte kızlarımızın yaptığı bir evde yapılan her şeyi yapıyoruz. İşte köftesinden, mantısından, kömbesinden, su böreğinden, cheesecake'inden, kokostarından, kurabiyelerinden, poğaçalarından, fellah köftesinden, yarpuzlu köfteden. Yani dediğim gibi doğuya ait bizim kendi orada kendi yemeklerimiz var. Tamamen oradaki her şey, yani bir evde ne yapılıyorsa Ne aynı şeyleri biz pişiyorsa, yapıyoruz efendim. Ne pişiyorsa, hem ne pişiyorsa aynen yönelik. Aynen. Harika. Aynen o şekil. Pasta deyince sadece pasta hayır aklına değil değil evet harika. her Nasıl şey var. yetişebiliyorsunuz öyleyse? Ya tek değilim. İlk önce 4 yıl tek evet sürdürdüm. Tabii o zaman sıfır bir maliyetle başlamıştım. Evden getirdiğim böyle bir buzdolabı ve fırınla başladım ben bu işi. Sadece bir tezgah gerektiydi benim için ve o tezgahı yaptırdım. Geçtim işimin başına. Bir hafta içerisinde karar verdim ve geçtim. Ondan sonra güzel bir müşteri kitlem oluştu. Müşteri kitlemiz de gerçekten hep sağlık sektöründen bu işin şeyini bilen yani şeylerde artık biliyorsunuz her şey şey yani organik değil. Katkı maddesi çok fazla. Maalesef. Glikoz çok kullanılıyor. Bizde tamamen bunlar hiçbiri yok. Tamamen kendi evinizde nasıl yapılıyorsa aynısı yapıldığı için sağlık sektöründeki işte doktorlarımız olsun, hemşirelerimiz olsun çok böyle üst kesim müşterilerim var. Bunlar biliyorlar. Hani tamam belki pahalı gelebilir bazı insanlara ama bunlar tamamen organik olduğu için ne şekilde meydana geldiğini bildikleri için hiç gözlerine gelmeden alıyorlar. Aslında işte bu maddi konusunda şunu değinmek istiyorum. Evet. Hiçbir şey kolay olmuyor. Yani değil tabii ki. Bir markete gidiyorsunuz en güzeli, en tazesi. İşte organik doğalını alıyorsunuz. Evet. Sonra siz bunu yapıyorsunuz. Aynen. Bunun bir pişme süreci de var tabii ocakta. Tabii ki, tabii bunun ki. Bir emeği de var. tabii ki. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Değil. Yani içtiğiniz bir suyun bile onun bir geliş hikayesi var. Bizim evet, bir bardağımıza gelene kadar aynen. Kaç aşamadan geçiyor. Evet. O yüzden o kısımda hakikaten el emeği, göz nuru dediğimiz. El emeği tamamen, tamamen. Hiç evet. Korktunuz mu? Ya şöyle söyleyeyim, yani bunlar tamamen ben bu işe başlamazdan önce zaten evde yapıyordum. Hatta misafirlerim hep böyle geldiğinde işte ev sahipliği yaptığım dönemler. İşte Remziye Hanım neden böyle düşünmüyorsunuz? Yani bir işletmeyi böyle kaldıracak bir iş yeri atsanız her şeyi yapabiliyorsunuz. Elinizden her şey geliyor, neden böyle bir şey düşünmüyorsunuz? Biraz onların şeyi de böyle gaz verdiği Desteği gibi. de. Evet. Ama ilk bu işe girdiğimde hatta bir komşum hiç unutmam. Eşime işte Remziye Hanım'ın işleri nasıl gidiyor dediğinde pes edeceği günü bekliyorum demişti. Pes etmedim, ayaktayım. Harikasınız. Son gaz devam ediyorum. Özel spesiyelleriniz var mı işte Remziye Hanım? Şunu muhakkak yapalım. Şu tatlınız, evet, şu mezeniz evet, muhakkak olsun. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Adıyaman'da katkı maddesi kullanılmayan, glikoz kullanılmayan, dondurulmamış tek işletme sahibi, iş yeri biziz. Cheesecake'imiz inanılmaz tutuluyor.
bir trileçemiz inanılmaz tutuluyor. Yemeklerimiz, su böreğimiz, kömbemiz, içli köftemiz, mantımız. Yani sadece tatmanızı isterdim gerçekten bu kararı Ya sizin de şu verebilmeniz için. an inşallah Evet, diyelim. inşallah Bu bekleriz. tatları tadabilmek için Adıyaman'a mı gelmemiz gerekiyor Evet, yoksa şu an için sadece şu an için Adıyaman? Adıyaman, evet. Şu an Ama için. ileriki zamanda bu özellikle kurabiyelerim benim kendi karışımlarım, kendi üretimim. Hiçbir yerden alınmış bir şey değil. Çok tutuldu, çok tuttu. Poğaçam da öyle yine kendi karışımım. O yüzden tarif vermiyorum. Kendim yapıyorum sadece Tadına ama bakın ileriki diyorsunuz. zamanda bunun fabrikasyonlaşmasını isterim. Harika. Evet, yani dondurulmuş bir şekilde marketlere verilmesini, il dışlarına gönderebilmeyi çok isterim. Neden olmasın? Evet. Öyleyse hedeflerde neler var? Hedefim de dediğim gibi bu var. En baştaki hedefim bu. Biraz daha büyüterekten. Şu an daha biraz daha var. Biraz daha var. İnşallah ileriki zamanda bunları da yapacağız. Sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Orada Kullanıyoruz. paylaşıyor Instagram, musunuz? evet, Face'te günlük atılıyor yaptığımız şeyler. Özellikle saat 12'den önce yemek çıkarıyoruz. Yemeklerimiz, günlük yemeklerimiz var. Onlar belli. Artık müşterilerim onları biliyor yani günlük neler çıktığını. Bir de öğle arası, öğle yemeğinde çıkardığımız şeyler var. Onları mutlaka Instagram'a saat 12'den önce müşterilerimiz görsün. İşte bugün şu var, gidelim gibisinden. Şahane. Evet, Menümüzün atıyoruz bugünkü. menümüze. Evet, onlar Harika. bakıyorlar. İşte bugün ne var? Fellah köftesi var ya da ekşili köfte var ya da işte yarpuzlu köfte var ya da mercimekli köfte var. Yani her türlü şey yapıyoruz. Buhara pilavımız çok güzel, çok tutuluyor. Dediğim gibi bunu görüyorlar. Hadi bugün Simay'da şu var, gidelim diyorlar. Geliyorlar. Çok beğeniliyor. Gerçekten müşterilerimizin işte evet yedikten sonra inanılmazdı, dehşetti, çok güzeldi. Yani ellerinize sağlık. Böyle çok güzel motive ediyorlar. Bu da tabii bizim çok hoşumuza gidiyor. Bütün yorgunluklarımızı unutuyoruz. Simay Pasta Evi'nin farkı nedir? Tamamen her şeyin organik olması, doğal olması. Dediğim gibi hiçbir katkı maddesi, glikoz, herhangi hiçbir şey kullanılmıyor. Yani şeker hamurundan çok mesela sipariş alıyorum ama kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü hepsinde katkı maddesi var. Bizim bir farkındalığımızın olması gerekiyordu. Adıyaman'da bir ilki yaratmak istedik. Bunu da başardık. Smile Pasta Evi olarak birinci hedefimiz müşteri memnuniyetinde bir numara olmaktı. Bunu da sağladık. Bu sebeple de müşterilerimizin kusursuz ve zamanında teslimatı çok önemli. Bunu da çok şükür zamanında ve kusursuz bir şekilde teslim ediyoruz. Bu bizim için önemli, müşterilerimiz için de önemli ve bu konuda gerçekten çok güveniyorlar. Çünkü şu ana kadar verdikleri hiçbir sipariş aksamadı. Yani şu saatte verilecek. Arıyorlar bizi mesela. İşte misafirim gelecek Remzi Hanım bugün ne verelim, ne yapalım? Ya karşılıklı karar veriyoruz ya tamamen bana bırakırlarsa kaç çeşit istiyorsunuz diyorum. 4 çeşit diyelim ya da 5 çeşit. Onu ben ayarlıyorum. 2 tatlı, 2 tuzlu. İşte şunu koyalım, bunu koyalım, bunu yapalım. Tamam, tamamen size bırakıyorum diyorlar. Biz onu ayarlıyoruz. Saat kaçta alınacak? Şu saatte. Saati belirleniyor. Bir gün öncesinden sipariş vermeleri gerekiyor. Tabii Siparişleri ki. bir gün öncesinden kabul ediyoruz. Ama ani şeylerde bir misafiri kaldıracak her şey elimizde mevcut. Vallahi harikasınız. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Çok Doğal teşekkür olmakla ederim. birlikte Evet. bir de bence farkınız hani işte dediğimiz gibi sadece pasta yapmıyorsunuz. Sadece Değil, tabii tuzlu ki, değil. tabii ki. Her A'dan şey. Z'ye Evet. her şeyi Akla gelebilecek her yapıyorsunuz. şeyi yapıyoruz. Emeğinize, yüreğinize Çok sağlık. En kısa teşekkür sürede ederiz. inşallah. Ki İnşallah bizler gelelim ya da beklerim. sizi lütfen bir kez daha burayı da Tamam. bekleyelim. Emeğinize İnşallah. sağlık. Nice güzel başarınızın katla kat devamını diliyorum Amin. sizlere. Amin. Bu konuda da bütün girişimci kadınlara tek tavsiyem korkmasınlar, yılmasınlar, çekinmesinler bazı şeylerden. Girişsinler ya. Ya kendi kol emeklerine güvenerekten girişsinler. Kesinlikle. Ufaktan da olsa başlasınlar. Yeter ki inansınlar, Evet, güvensinler. Tıpkı aynen. Remzi Hanım'ın bu yolculukta yaparım demiş olduğu gibi. Çok Evet, teşekkür ederiz bir biz kez daha. teşekkür Çok ederiz. Çok mersi. çok Çok teşekkürler. Çok sağ olun. sağ olun. Değerli konumuz efendim. Simay Pasta Evi'nin sahibi Remziye Gürler Posta Kulübü özel yayınımızdaydı. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.